Kur'an'ın içerisindeki bazı ayetlerde cüz'i olayların olduğu söyleniyor. Yani diyorlar ki ya bu cüz'i olaylar, bu ufak olaylar niye Kur'an-ı Kerim'in içerisinde? Öküz kesme hadisesi. Bak Mısır kıtası, Kümis'ten olan Sahra-i Kebir'in, yani o Sahra Çölü'nün bir parçası olduğundan Nil-i Müberrek'in, yani Nil Nehri'nin feyziyle, yani o bereketiyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, yani o çölün işte Nil Nehri'nin bereketiyle çok güzel bir alanı dönüşüyor abi. O cehennem Numa Sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki mübarekin bulunması, felahat yani çiftçilikle ve ziraati ahalisinden pek mergup bir surette getirmiş. Bu sekenenin seciyesine öyle tespit etmiş ki ziraat-ı kutsiye ve vasıta-i ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes belki mabut derecesine çıkarmış. Yani abi ortamdaki en güzel oluşan şey neydi abi? O Nil Nehri'nin bereketiyle bir çiftçilik oluşur. O kadar ileriye seviyorlar ki oradaki o çölün ortasında cennet numa bir yer haline geliyor. Çok güzel. Ve bunu da vesile, bunu oradaki onların en temel ihtiyacı olan öküz ve sığır dediğimizde bunlar artık o kadar üst seviyeye getirmeye başlıyorlar ki artık tapılacak, ibadet edecek şeyler haline getirmeye başlıyorlar. Bak hatta o zamanki Mısır milleti sevre, bakara ibadet etmek derecesine bir kutsiyet vermişler. Ya o kadar üst seviyeye çıkarmaya başlamışlar. Çünkü niye? Onların temelini oluşturdukları o şey, yani ziraat, geçimlerini oluşturdukları şey olan ziraatın temeli de öküzden geçtiği için oradaki yaşayanlar artık onu en üst seviyeye getirmişler. Kur'an-ı Hakim. Şimdi olayın biz anlamamız gereken durum burada abi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan bakar perestlik, yani o öküze tapma olayı, mevkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. Yani bir sığırın kesmesiyle anlatıyor. İşte bu hadiseyi cüz'iyeyle bir düsturu külli her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir dersi hizmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan ediyor. Abi bu olay aslında bugün günümüzde yok mu? Yani o zamanki insanlar neye tapıyordu abi? Öküze tapıyorlardı. Doğru mudur? Biz şimdi ne abi? Bakıyorsun ki abi ne yapıyorsun? O zamanki öküz olayı şimdiki senin patronun oldu mu? O zamanki öküz olayı şu anki senin mevki makan oldu mu? O zamanki taptıkları öküz şu anki senin işte patronun, çok önem verdiğin işin veyahut da paran, malın, mülkün oldu mu abi? Aynı şekilde sadece isim değişti mi abi? Değişti değil mi? Yani bak bu ayetin arkasında Cenab-ı Allah aslında bize demek istiyor ki bak onlara da bir uyarıcı gönderdim. Sana da aynı şekilde bir uyarıcı gönderdim. Onlara o gün o taptıkları şeyler yardım etmediği gibi bugün de senin taptığın şeyler sana yardım etmeyecek. Yani bugün de aynı şekilde senin o taparcasına, ibadet eder derecesine kadar yükselttiğin belki malın, belki patronun, belki işin, belki diploman, herhangi bir şey. Artık ne kadar çok yükselttiğin ne varsa sana da ahirette aynı şekilde fayda vermeyecek abi. İşte bu olayın arkasında aslında anlatmak istenen olay bu abi. Ama bizler bunu bazen idrak edemiyoruz. Şu olayı anlattığım zaman işte baksana tarihte zamanında böyle böyle olmuş. İşte bunlar puta tapmışlar. İşte bunlar öküze tapmışlar. Bu değil abi. Bizim anlamamız gereken olay onlar da aynı şekilde bir şeylere taptığı zaman onların olayına biz kendimizi koymamız lazım. O öküzün yanının ismine sen bugün ne için tapıyorsun? Bugün abi bakıyorsun ya konuşuyorsun insanlarla diyor ki ya ben namaz kılmıyorum niye? İşte vakit olmuyor ya falan. Neden? İşte işler güçlerden dolayı. Patron izin vermiyor. Ya patronu o kadar büyük bir seviyeye çıkarmış ki artık ilahlık seviyesinden. Çünkü niye ona tapıyor? Bak onun istemediğini yapmıyor abi. Cenab-ı Allah emrediyor ama o yapmıyor. Ne oluyor? O üst seviyeye kadar çıkarıyor abi. O zamanki insanlara nasıl ki onlar fayda veremedi o taptıkları şeyler. Bugün de bizim bu taptığımız en üst seviyeye kadar çıkardığımız şeyler aslında yarın yine bize fayda veremeyecek.